Herkese selamlar dostlar. 30 Temmuz 2020 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Direkt ekrana görselimiz gelsin. Arkadaşlar bugün toplamda 6 tane mücadele verdim sizlere. Hatta videoyu gece saat 4'te yayınladım bildiğiniz üzere. 6 maçtan şöyle zaten ekranda gördüğünüz üzere sadece tek bir maçımız yattı. Hatta voleybol maçını da anlatmıştım sizlere. Mutlaka dinleyenleriniz, analiz izleyen, değerlendirenler olmuştur. Türkiye tarafından ziyade 169,5 hatta 171 baremi vardı. 171 baremi de geldi arkadaşlar. 171 bareminden üst olarak biz zaten değerlendirdik. Değerlendirenler varsa voleybol maçı için de tebrikler. Bodo maçı kazandı dediğim gibi. Maç sonu bir 4,5-6 oldu. Değerlendirdik. Hibernian de aynı şekilde zaten dakika 69'da gol yedi. 70'te attı. 73'te tekrar attı. 2-1 aynı şekilde o da kazandı arkadaşlar. Esporuk zaten ilk kere 3-0 kazandı. Değerlendirenler tebrikler. Sivas maçı dakika 85 şu an 1-0 zaten. Bitmek üzere şu anda maç zaten. Ben ekranda görüyorum. Tel Aviv maçı da 2-1. Tel Aviv yeniyor. Orada 2-0 iken koydum. Gol yemiş dakika 50'de. Şu an canlı olarak dakika 57. Tel Aviv'in de kazanmasını bekliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Fire verdik. Kombinemiz başarısız da oldu. Onu da belirteyim zaten. Katıl grubunda da zaten futbol olarak tek o kombineyi verdim. Güveniyordum. Fakat olmadı. Yapacak bir şey var mı? Yok. Bu zaten iddia kazanmak da var, kaybetmek de. 6 maçtan ben burada 6'da 5 yapmışım. Bir tane arkadaşımız gitmiş yorum yapmış. Ki maç bitmeden yorum yapmış. Maç bitse neyse diyeceğim. Dakika 70 kombinen yattı şeklinde bir yazı yazmış. Hepsi maçıyla ilgili. Arkadaşlar böyle yorumlar yapacaksanız veya şöyle söyleyeyim. 3 liranız değerliyse rica ediyorum izlemenize gerek yok. Ben zaten o videoyu gece saat 2'ye kadar oranların açılmasını beklemişim. Saat 4'te videoyu yüklemişim. Montajını yapmışım. Arkadaşın yazdığı şeye bak. Böyle yorumlara ben normalde takılmıyorum. Mutlaka takılmaya yazacak olanlar var. Ama şöyle söyleyeyim. Takılmamaktan ziyade yani bir emek var. O emeği görmeden böyle yorumlar yapmayın. İnsanın moral motivasyon açısından düşünmeyin. Engeller geçerim. Yorum yapamazsınız. Hiç problem değil. Ben burada zaten emek veriyorum. Ekranda da görüyorsunuz. 6'da 5 çekmişiz. Değerlendirenler var. Kazananlar var. Fikir olmuşum ben. Ön ayak olmuşum. Tek fireyle devam etmişiz. Yani ayıp olan ayıp yani. Anladınız diye geçiyorum. Her neyse. Şimdi katıl grubundan bahsedeyim. Ekrana gelsin hemen. Katıl grubunda arkadaşlar bugün ABD maçına zaten sizlere de zaten videoda da bahsettim. 171,5 üst verdik. Hatta maçı da Türkiye milli takımı kazanıyordu. 2-2 oldu set zaten rahat geldi. 200'lerde bitti. 200 sayı falan oldu toplamda. Kazandık. Onun dışında İspanya-Arjantin maçı vardı. Tek maç olarak değerlendirdik. İdeal olarak değerlendirdik. Basket editörü arkadaşımız verdi. İspanya burada ilk yarıda kazanır dedik zaten. 40-34 ilk yarıyı kazandı 6 farkla. Bize 3 fark yetiyordu. İdealden kazandık. Değerlendirenleri tebrik ettik burada. Onun dışında hemen ekranda da göstereyim bakın. Sadece futbol kombinesi olaraktan da ben tek bir kombineye verdim. Güveniyordum. Olmadı. Daha da üstüne konuşmaya gerek yok. Sabah da bu ABD maçının analizi. Sabah da Çekya ve Slovenya maçı vardı. Çekya maçı dün oynanmıştı. Slovenya maçı da bu sabah oynandı. Slovenya son periyot 36 sayı attı. 12 sayı da Japonya attı. Farkı zaten orada açtı. Tek 4. periyot bile yetiyordu. Slovenya maçı da kazandı. Baskette kazandık. Bu işlerde kazanmak da var, kaybetmek de önemli olan bilinçli bir şekilde değerlendirmek diyerekten de geçiyorum maçlar arkadaşlar. 30 Temmuz iddia tahminleri. Ben yine 5 tane mücadele seçtim sizlere. Analizlerimi yaptım. Tahminlerimi sunacağım sizlere. 30 Temmuz'da sadece 5 mücadele var. Videonun sonunda bir kombine önerisi olmayacak. Nedenini de söyleyeyim. Kupon şanssızlığım var 2 gündür. Ben 6'da 5 yapmışım mesela bugün. Ekstra kendileriniz kombine yaptıysa mutlaka kazananlar vardır. Bugün kombine önerisi olmayacak. Videonun sonunda zaten tekrar ederim. Maçları dinleyerekten de devam edebilirsiniz arkadaşlar. İlk maçımız Finlandiya'dan Lahti ile Kotka oynayacak. Hemen maçtan bahsedeyim ben sizlere. Lahti arkadaşlar kendi evinde iyi bir takım. Bu maçta da deplasmana göre zaten şöyle söyleyeyim. Hücum hattından birkaç futbolcuyu gönderdiler ama hala kalite anlamında deplasman ekibinden de daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir teknik adam gelmişti. Kaliteli bir teknik adam. Takımın başında güzel gidiyor Finlandiya'da açıkçası. Puan durumundan da göstereyim isterseniz. 4. sırada yer alıyor. Özellikle iç sahada gerçekten başarılı. Oynadığı maçlara kendi iç sahada oynadığı 7 maçtan 4 tanesinde galibiyet, sadece bir mağlubiyeti var. Kendi evinde
Kalite anlamında da baktığımız zaman da Kotka'dan zaten daha iyi. Ben bu maçta ev sahibine yöneleceğim. Ev sahibinin kazanırı ve 4.5 altında yaptığımız zaman da 1.53 gibi yine ideal bir tercih olacak bu da. İdeal kuponlarınızı eklemek isteyenler Finlandiya'dan Lati mücadelesini direkt maç sonu 1 ve 4.5 alt yaparaktan da ekleyebilir. Ben gerekli detayların analizlerini yaptım. Fazla da maç hakkında konuşmak istemiyorum. Direkt maç sonu bir 4.5 alt şeklinde sizlere tahmini sunuyorum. Geçelim Spartak Moskova Soveton mücadelesine. Bu maç hakkında biraz konuşalım. Spartak Moskova arkadaşlar ligin ilk mücadelesinde Rubin Kazan'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Sovetov da aynı şekilde mağlup oldu. Kendi evinde 2-1 skorla mağlup oldu. Ahmet Gronizki'ye. Şöyle söyleyeyim. Ev sahibi bu sezon daha Rusya Premier Ligi'ne yükseldi. Spartak Moskova zaten gediklisi. Ev sahibi ilk maçında kendi evinde mağlup olsa da arkadaşlar, yani maç anlamına genel olarak baktığımız zaman da çok vasat bir futbol sergilemedi. Orta derece futbol oynadı. Yeri geldi atak da yaptı, onu da belirteyim. Yani yeni yükseldi bu takım, burada şamar olan olacak gibi bir şey değil. Güzel transferler de yapmış. Kadrosunu güçlendirmiş hücum anlamında da. Spartak Moskova tabii burada tabii biraz daha üst düzey. Tabii favori olacak. 1.66'da oran açmışlar. Fakat ben burada taraf bahsine gitmek istemiyorum. Spartak Moskova da burada aynı şekilde kazanabilir. Kazansa bile arkadaşlar maç genelinde 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum ben bu mücadelenin. Oran bazına baktığımız zaman da 1.76'da oranı var. Çünkü Sovetov'da arkadaşlar bir sürprize imza atabilir yani. Nasıl söyleyeyim? Süper Lig'e yükselmiş bir Adana Demir havası var gibi geliyor bana, örnek vermek gerekirse Süper Lig'den. Spartak Moskova maçında burada bir beraberlik de çıkabilir. Beraberlik de 1-1 skora göre çıkabilir. Ki galip gelen taraf olsa bile yine ben bu maçın 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar 2-3 gol şeklinde değerlendirebilirler arkadaşlar. Bol şans diyerekten de 1.76'dan sizlere bunu öneriyorum. Geçelim bir diğer maçımıza. Teplice ile Sylvania Prag mücadelesi. 1.23 gibi oran açmışlar Sylvania Prag'a. Teplice zaten ligin burada şamar olanlarından bir tanesi olabilecek. En azından ilk mücadelesinde mağlup olduğu, şunu da göstereyim. Zaten tek bir mücadele oynadı deplasmanda. İstatistik anlamında baktığım zaman deplasmanda güzel bir mücadele çıkarmış. Sylvania Prag da arkadaşlar önünde önemli bir mücadele var. O mücadeleyi göstereyim ben sizlere. Ekrana gelmiyor sanırım. Çünkü altta kalıyor sizde. French Varoş'la 2-3 gün sonra, 3-4 gün sonra mücadelesi var. Deplasmanda oynayacak. Bu mücadelede mutlaka rotasyona gidebilir diye düşünüyorum Sylvania Prag ekibi. Ki galip gelse bile bu maçta çok fazla gol olacağını düşünmüyorum ben. Ev sahibi de deplasmanda güzel oynamış. Güzel bir performans sergilemiş ilk maçta. Yine bu mücadelenin de ben 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Aynı şekilde bunun da oranı 1.76. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar Spartak Moskova ile mesela 2-3 gol kombini olaraktan da 1.76'dan değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Ben bu mücadeleyi de Sylvania Prag kazansa bile dediğim gibi maçta 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Sylvania Prag'ın kendi önünde 3-4 gün sonra French Varoş gibi bir takımla maç yapacak. İki tane kaliteli takımın mücadelesi var. Bu maçta belki rotasyona bile gidebilir. Ondan dolayı 2-3 gol tahminini sizlere sunuyorum. Bol şanslar. Lokomotiv Zagreb, Hırvatistan'dan aldım bu mücadeleyi. Güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi evinde Lokomotiv Zagreb gerçekten kaliteli bir ekip. Deplasmana baktığımız zaman da son haftalarda zaten düşüşte zaten iki tane mücadelesi vardı. Şamar olanına döndü iki mücadelede de. Takımda özellikle defans zafiyeti çok fazla olarak gözüküyor. Ben maçlarını zaten izlemedim. İzlediğimi düşünmeyin. Ama araştırdığımı da söyleyeyim yani. Burada boş konuşmadığımı da belirteyim. Defans zafiyeti çok fazla. Lokomotiv Zagreb de iyi bir başlangıç yaptı. Hem deplasmanda hem de kendi evinde. Geçen sezonda kendi evinde iyi işler çıkardığını biliyoruz. Kaliteli ekip olmuşlar. Geçen sezonki kadrosunu korumaya başarmışlar. Hatta sol bek ve sol açık takviyesi yapmışlar sanırsam. Öyle 2-3 tane de güzel transferleri var. Güzel lige güzel başladılar. Ben bu maçı da kendi evinde kazanmalarını bekliyorum. İdealden 1.36'dan sunacağım sizlere. Belki yarın değerlendireceğim kombineden bir tanesi bu olabilir arkadaşlar. Maça ekleyebilirim. Kasıl grubunda kombine vereceğim zaten. Maç sonu 1 olarak burada direkt sizlere 1.36'dan öneriyorum. Değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi de değerlendirebilirler. Geçelim Genk Ostende mücadelesine. Ben Genk'in ligdeki ilk maçını izledim. Standard Liège ile deplasmanda oynadı. Birbiri berabere kaldı. Maç hakkında biraz bahsedeyim ben sizlere. Genk takım arkadaşlar maç genelinde baskın olan, üstün olan taraf Genk takımıydı. Hatta kalenin önünde 2-3 tane karambole top kaldı. İkisinde de yani net gol pozisyonu diyebilirim yani. Kale önünde
tavana vurdu, vuramadı. Sağa sol, sağa çekti, sola çekti. Bir şeyler yaptı. Yani Genk atsa çok rahat atabilirdi ilk yarı. Ben maçı da seyrettim zaten. Dediğim gibi Standard Liège golü de kornerden attı. Kafa vuruşuyla bir gol attı. Ama maç genelinde çok fazla bir umut vaat etmiyordu Standard Liège oyunuyla birlikte. Genk o maçta berabere kaldı. Ondan sonra da bir hazırlık maçı yapmış. 3-1 kaybetti. Ona da baktım ben. Burada Ostende ilk mücadelesinde kendi evinde 3-0 kazandı. Genk'in kendi önünde önemli bir mücadelesi var. Kim neydi? Salzburg'laydı, hemen söyleyeyim. Shakhtar'laydı. Aynen. Shakhtar'la önünde önemli bir mücadele var. Burada Genk'in ben kazanmasını bekliyorum. Çünkü güzel bir kadro oluşmuşlar. Son bana Standard Liège mücadelesinde umut verdiler açıkçası. O yüzden bu mücadelede ben Genk tarafında olacağım. Hatta şey dedim. Ev sahibi 1.5 üst mü desem, yoksa maç sonu 1 mi alsam diye ikisinin arasında kaldım. İkisinin de oranı güzel. Önünde önemli bir mücadele olduğu için, Shakhtar gibi bir takımla oynayacağı için belki küçük rotasyonlarla 1-0 bitebilir diye düşünüyorum. Direkt maç sonu 1'inin Genk'in değerlendireceğim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirsin. Tekrar söylüyorum, videonun sonunda herhangi bir kombine yapmadım. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere, bay bay. Bu arada şunu da söyleyeyim, her zaman söylediğim gibi klasik. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bol şanslar.